Efendim herkese yeniden merhaba. Küresel finans baronlarının Erdoğan üzerinden Türkiye'yi açıkça tehdit ettiği The Economist dergisindeki yorumla Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan üzerinden Türkiye'nin batısında ve güneyinde tıpkı PKK ile gerçekleştirmiş olduğu ittifak çerçevesinde yaptığı gibi bir kuşatma harekatı sürdürdüğü bir dönemde acaba İsveç Türkiye'nin NATO üyeliği için bir koçbaşı olarak mı kullanılacak? Çünkü özellikle 2010 yılındaki Mavi Marmara katliamın sonrasında gerginleşen ve geçtiğimiz yıl Mart ayında İsrail'in bugünkü Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya gelmesiyle bir tür ısınma turları yaşanılan Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulduğu dönemde neokon, siyonist lobi ve bütün Yunan ve İsrail lobileri Washington'daki ve onlara bağlı tüm küresel medya kelimenin tam anlamıyla Türkiye'nin bir NATO üyesi kimliği taşımadığını ve bu kimliği taşımayan bir devletin de NATO'da yerinin olmaması gerektiğini savundular. Bunu niye yapıyorlar sizce? Yani Türkiye'yi NATO'dan çıkartarak dünyanın daha güvenilir bir coğrafyaya mı sahip olacağını düşünüyorlar? Hayır. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaları halinde batılı askeri güçlerin saldırısına açık bir zemin oluşturacakları için bunu söylüyorlar. Yani NATO'dan çıkmış bir Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'la herhangi bir çatışması halinde doğal olarak bütün batılı NATO, eski NATO müttefiklerimiz öyle diyeceğiz o zaman, bir anda bizim üzerimize bombalarını ve mermilerini yağdırabilecek bir hukuk kazanmış olacaklar. O yüzden bu mecrada sürekli fikirlerimi söylerken dikkat ederseniz, Amerika Birleşik Devletleri'nin bize karşı yapmakta olduğu bütün pisliklere karşı sürekli ama sürekli ikili anlaşmalar çerçevesinde topraklarımızda bulunduğu için İncirlik'in kapatılması gerektiğini söylüyorum. NATO ile ilgili pek bir şey konuşmuyorum. Çünkü neokon siyonist lobinin geliştirmiş olduğu proje NATO'dan atılmış bir Türkiye'nin kolay vurulması ve parçalanması ve yok edilmesi, daha doğrusu Erdoğan'ın kişiliğinde Erdoğan'ın Putinleştirilerek Türkiye'nin de bir nevi Rusyalaştırılması modelidir. Vatan Partisi NATO'dan çıkalım kampanyası planlıyor. Olabilir. Benim hiç bu konuda bir referandum yapılsa ben evet diyeceğim, yani çıkalım diyeceğim. O ayrı bir öykü. Ama bunların da bütün ince detayları çerçevesinde iyi dengelenmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz. İsveç nereden çıkıyor? İsveç sanki öyle bir davranıyor ki, bir yandan tavşana kaç, öbür yandan tazıya tut tarzı, Türkiye'nin öfkeleneceği ne varsa arka arkaya yaparken şöyle bir görüntü çıkmasına çalışıyor sanki bir lobi tarafından. İşte Türkler, Putin'in yakın dostu Erdoğan, zaten Türkler baştan beri Yunan'ı, Rum'u, şunu bunu hallediyorlardı. Bunlardan bir şey olmaz. Bakın, dünyanın en kritik zamanında bile NATO'nun genişlemesini önlemeye çalışan bir kimlikle karşımızdalar. Şimdi bu gerçekten dikkat çekici bir durum. Çünkü sen Türkiye ile bir pazarlığa oturmuşsun. 2022 yılı Haziran ayında Finlandiya, Türkiye ve
İsveç olarak üçlü mutabakat imzalamışsın. Bu üçlü mutabakat çerçevesinde yapman gereken var. Onları daha yapamıyorsun. Nedense yapmıyorsun veya üstüne üstlük benim büyükelçiliğimin önünde bir gösteri düzenletiyorsun PKK-PYD'lilere. İğrenç. Yani hiçbir lidere yapılmaması gereken iğrençlikte bir devletin topraklarında başka bir devletin lideri için yapılmaması gereken bir iğrençlikte bir gösteriye izin veriyorsun. Bu seni geriyor. Türkiye ayağa kalkıyor. Diyor ki ya kardeşim sen daha yolun başındasın. Daha sen PKK-PYD ile bağlantılarını şey yapmıyorsun. Senin yüksek mahkeme benim tırım tırım aradığım FETÖ'cüleri PKK'lıları bana vermiyor. Sen yargı diyorsun. E tamam yargı. Tamam yargı. E peki bu ne? Bu yargı değil ki, bu idarenin izin verdiği bir şey. İdare izin veriyor benim büyükelçiliğimin önünde bu kepazeliğe. Bunu nasıl şey yapacaksın? Efendim biz burası demokrasi. Yok öyle bir hikaye. Ben şimdi Türkiye olarak İsveç büyükelçiliğinin önünde İsveç'in en hassas olduğu bir konuda veya İsveç'in en hassas olduğu grupların yapacağı bir gösteriye izin veriyorsam, bu benim İsveç'e olan saygısızlığımdan kaynaklanıyor demek. Bu bir siyah çelenk koyma değil ki. Şimdi bakın, İsveç polisi benim büyükelçiliğimin önünde. Niye benim büyükelçiliğimde? Yani tamam biz Müslüman bir toplumuz, asırlar boyu da İslam'ın bayrağını şerefle taşımış bir milletin çocuklarıyız. Tamam. İslam denilince demek ki biz geliyoruz akıllarına. Benim büyükelçiliğimin önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktırıyor. İzin veren kim? Yüksek mahkeme mi? Hayır. Kim veriyor izni? Stockholm polisi. Niye? Efendim bu. Ya bakın. Radikal Kanat diye bir parti Danimarka'da kurulmuş. 2017'de adamın adı Rasmus Paludan. Rasmus Paludan bir avukat, ırkçı, kepaze bir herif. Bu partiyi kurmuş. Ad esas Danca, yani Danimarka dilinde Stram Kurs diye geçiyor. Bu adam iki milletin, devletin vatandaşı. Bir Danimarka, bir de İsveç. Danimarka'da çevirdiği pislikler nedeniyle İki defa hapse mahkum olmuş. İkisinde de içeri almamışlar. Niye almazlar? Sonra Danimarka medyasında şey yapılmış, ilan edilmiş ki bu adamın neonazi bütün hareketlerle bağlantısı var. İsveç vatandaşı bir avukat olarak gelmiş. Stockholm polisinden bu kepazeliği şey yapmış, izin almış. Şimdi demek ki senin benimle geçinmeye niyetin yok ya. Yani bu 2 kere 2 4. Yani sen başka bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun biliyorum. Ben söyleyeyim. Türkiye Ukrayna Savaşı'nın en kritik anında Rus yanlısı politikayla NATO'nun genişlemesini engelleyen devlettir imajını bütün dünya batı başkentlerine yerleştirmeye çalışıyorsun. Hikaye bu. Hikaye bu. Çünkü refleksimizi biliyorlar. Bizim refleksimizi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Bunlar öyle çalışır. Emperyalizm böyledir. Senin refleksinin ne olacağını bile bile yapar. Yoksa deli mi ya Stockholm polisi? Kur'an-ı Kerim'i benim büyükelçiliğimin önünde yaktırmak. Böyle bir şey olabilir mi? Nitekim Hulusi Akar Rammstein'daydı. 50 tane savunma bakanı bir araya geldiler Ukrayna Savaşı için. Orada oturmuş konuşmuş işte ne o şeyle İsveç savunma bakanıyla ve sonunda demiş ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye yönelik bu alçak iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik diyor. Yani
O eylem yapıldığıyla kaldı. Hiçbir başka böyle hani bir gözaltına alma, ne oldu oğlum burada falan yok. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik. Şimdi bu doğru bir karar ha. Yani ben burada doğru buluyorum bu kararı. Yani sana faydası olmayacak adamı çağıracaksın, bir de 27 Ocak'ta yedir içir falan filan. O burada havalar atacak bilmem ne. Geçerim. Bu hakikaten şey değil. Fakat burada ben ikili bir oyun görüyorum. Onu söyleyeyim. Nitekim bakın Washington'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun önüne ne getirdi Amerika Birleşik Devletleri? F-16'yı şey yapacaksan İsveç'te Finlandiya lütfen diyor. Niye? Amerikan Kongresi onu istiyor. Yarın bu her yerde karşımıza çıkacak ve ciddi bir şekilde bazı kaynakların, bazı lobilerin medyadan başlayıp siyasete uzanan çizgide Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışması ve Türkiye bir NATO üyesi midir tartışmasının öne çıkacağı bir dönem gelecek. Bunun devamı nedir biliyor musunuz? Ekonomik yaptırımdır. Bize atmazlar. Öyle bir kanunları yok ellerinde. Bize tıpkı 2020 yılındaki Doğu Akdeniz'de olduğu gibi bize yine ekonomimiz üzerinden gelecekler. Ve diyecekler ki bak sen biraz daha bu işi uzatırsan senin ekonomin mekonomin kalmayacak kardeşim. Diyecekler bunu. Rahip Brunson'da yaptılar, baktılar ki tuttu 2018'de. 2020'de Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği yaptırım getirdi. Aa bir baktılar Türkler geri çekildi. Şimdi buna hazırlanıyorlar. Bilin. Şimdi buna hazırlanıyorlar. Bu seçim dönemi Türkiye'nin ekonomisi için inanılmaz yüksek risklerle yüklü, şimdiden ifade ediyorum. Hoşça kalın.